Hepatit B hastalığı teşhis ve tedavisi. Bilgiler Sağlık Bakanlığı web sitesinden alınmıştır. Hepatit B hastalığı, hepatit B virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Hepatit B virüsü nasıl bulaşır? En yaygın bulaşma yolları, kontrol edilmemiş kan nakli ya da kan ürünlerinin kullanımı, sterilize edilmemiş araçlarla tıbbi ya da diş müdahaleleri. Anneden bebeğe doğum sırasında, kullanılmış enjektör paylaşımı, tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımı, sterilize edilmemiş araçlarla dövme ya da vücut takılarının uygulanması, güvenli olmayan cinsel ilişkiyle bulaşabilir. Hepatit B hastalığının belirtileri nelerdir? Hastalık belirti ve bulguları erişkinlerde bebekler veya çocuklardan daha sık meydana gelir. Yetişkinlerin yaklaşık %50'sinde hastalık etkeni olan virüsle temas ettikten 45-160 gün, ortalama 120 gün sonra belirtiler görülebilir. İyileşme döneminde sarılık, iştahsızlık ve diğer belirtiler kaybolursa da halsizlik ve yorgunluk haftalar ya da aylarca sürebilir. Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, artrit, deri döküntüleri, koyu renkli idrar, gözlerde ve ciltte sararma. Bulaştırıcılık dönemi ne kadar sürer? Akut veya kronik hepatit enfeksiyonu olmasına bakılmaksızın bütün HBsAg pozitif insanlar bulaştırıcı olarak kabul edilirler. Hastalığın bulaşmasından sorumlu madde HBsAg, kan ve vücut sıvılarında belirtilerin başlamasından 2 ay öncesinden belirtilerin çıkışının sonrasına kadar olan dönemde mevcuttur. Hepatit B virüs enfeksiyonlarından korunmak neden önemlidir? Akut hepatit B virüs enfeksiyonu geçiren yetişkinlerin büyük bir kısmı genellikle tamamen iyileşebilir ve hastalığa karşı bağışıklık oluşur. Bununla birlikte akut hastalık geçiren insanların %1-2'sinde fulminant hepatit adı verilen son derece ölümcül olan tablo gelişir. Akut HBV enfeksiyonu sonuçları ciddi olabilmesine rağmen HBV enfeksiyonu ile ilişkili ciddi sonuçların çoğu hastalığın kronikleşmesiyle gelişir. Kronik karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanseri gibi hastalıklardan her yıl binlerce insan hayatını kaybetmektedir. Kimler daha fazla risk altındadır? Hemodiyaliz hastaları, organ ve kemik iliği nakli adayları ve alıcıları, sık kan ve kan ürünü kullanmak zorunda kalan kişiler, madde bağımlıları, hepatit B taşıyıcılarının aile içi temaslardan aşısız olanlar, çok sayıda cinsel eşi olan ve para karşılığı cinsel ilişkide bulunan kişiler, eşcinsel biseksüel erkekler, hepatit B dışında kronik karaciğer hastalığı olan kişiler, cezaevlerinde ve istihevlerinde bulunan hükümlüler ve çalışanlar, piercing, kalıcı dövme yaptırmayı planlayan kişiler, berberler, kuaförler, manikür ve pedikürcüler, zihinsel engelli bakım evlerinde bulunan kişiler, yetiştirme yurtlarında bulunan kişiler. Güvenlik personeli, asker, polis ve benzeri arasında kan ve hasta çıkartıları ile temas riski yüksek olanlar. Sağlık kurumlarında çalışan temizlik elemanları, 112 acil sağlık hizmetleri personeli ile acil durum, afet ve olağan dışı durumlarda görev alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi UMKE personeli ile kazalar ve afetlerde ilk yardım uygulayan kişiler, hepatit B'nin yaygın olarak görüldüğü ülkelere seyahat edecek kişiler. Hepatit B virüs enfeksiyonlarından korunma yolları nelerdir? Bütün gebe kadınlara kan testi bakılarak hepatit B virüsü taşıyan annelerin bebeklerine doğum sonrası hepatit B koruyucu serumu ve hepatit B aşısı uygulanmalıdır. Cinsel yolla bulaşmasının önlenmesi için aşı uygulanmalıdır. Aşı uygulanmasını istemeyen kişiler ile aşı uygulanmış ama henüz bağışıklık sağlanmamış kişiler bağışıklık oluncaya kadar olan dönemde kondom kullanmalıdırlar. Enjektör ve cerrahi malzemelerin steril veya tek kullanımlık olmasına dikkat edilmelidir. Damar içi madde kullanıcıları tarafından iğne, şırınga ve diğer enjeksiyon araç gereçleri paylaşılmamalıdır. Dövme, piercing, akupunktur uygulaması yapılan yerlerde tek kullanımlık steril malzeme kullanılmalıdır. Aile içinde hepatit B taşıyıcısı olan kişiler ile toplu yaşam alanlarında, yurt, askeri birlik gibi kalan kişiler tıraş makinesi, diş fırçası, tırnak makası gibi kişisel malzemeleri ortak kullanmamalıdırlar.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış tıbbi hizmet ya da diş sağlığı hizmeti veren kuruluşlardan sağlık hizmeti alınmalıdır. Ancak hepatit B virüs enfeksiyonlarından korunmanın en etkin yolu aşılamadır. Tedavi nasıldır? Akut HBV enfeksiyonunun özgül bir tedavisi bulunmamaktadır. Tedavi destekleyicidir. Kronik HBV tedavisindeki amaç siroz, karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserine ilerlemenin önlenmesidir. Bu nedenle kronik hepatit B hastalarının düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Kronik hepatit B tedavisinde kullanılan çok çeşitli ilaç seçeneği mevcuttur. Tedavi ile hastalık kontrol altına alınabilmekte, virüsün vücuttan tamamen uzaklaştırılması genellikle mümkün olamamaktadır. Genel olarak tedavi hastalığın derecesine göre ağızdan alınan bir antiviral ilaçtan karaciğer nakline kadar değişiklik göstermektedir. Hepatit B virüs alınma yaşı ile hastalık gelişimi arasında nasıl bir bağlantı vardır? Hepatit B virüs enfeksiyonlarının kronikleşmesi dolayısıyla ilerleyici sonuçlar doğurması yaş ile ters orantılıdır. Anneden HBV virüsü alan bebeklerin %90'ı, 1-5 yaş arası HBV ile enfekte olan çocukların ise %30-50'si kronik olarak enfekte olur. Yetişkinlerde kronik HBV enfeksiyonu gelişme riski yaklaşık %5'tir. Bu nedenle bebeklik ve çocukluk dönemi aşılanması daha da önem kazanmaktadır. Gebe kadınlarda hepatit taraması yapılmalı mıdır? Yeni doğan bebeklerin acil temas sonrası tedavi gerekliliğinin belirlenebilmesi için tüm gebe kadınlara doğum öncesi HBsAg bakılmalıdır. HBV enfeksiyonu için risk altında olan kadınlar veya HBV enfeksiyonu geçiren kadınlar doğum için hastaneye başvurdukları dönemde de tekrar test edilmelidirler. Bebeklerde hepatit B aşısı uygulama takvimi nasıldır? Bebeklerde ilk doz doğumdan ilk 72 saat, tercihen 24 saat içinde uygulanmalıdır. 1. ayın sonunda 2. doz ve 6. ayın sonunda da 3. doz uygulanır. Annesi hepatit taşıyıcısı olan yeni doğan bebeğe HBV enfeksiyonunun önlenmesi için neler yapılmaktadır? Annesi hepatit B taşıyıcı olan bebeklere 12 saat içinde hepatit B aşısı 1. dozu ile birlikte HBIG de uygulanmalıdır. 2. doz 1. ayın sonunda ve 3. doz 6. ayın sonunda uygulanır. Bebeğe son aşı dozundan 4-8 hafta sonra anti-HBS ve HBsAg testleri bakılmalıdır. Bu şekilde bağışıklanan bebeklerin yaklaşık %95'inde HBV enfeksiyonlarını önlemek mümkün olmaktadır. Bebeklik sonrası hepatit B aşı uygulaması. Bebeklik dönemi dışında da aşı uygulama takvimi 0-1-6 şeması şeklinde olmakla birlikte zorunlu hallerde hepatit B'nin 1. ve 2. dozu arasında en az 4 hafta, 2. ve 3. dozu arasında en az 8 hafta olmalı. Ayrıca 3. doz 1. dozdan en az 16 hafta sonra uygulanmalıdır. Aşının etkinliği nasıldır? 3 doz hepatit B aşısından sonra yetişkinlerin %90'dan fazlasında, bebek ve çocukların ve 19 yaşa kadar olan kişilerin %95'inde yeterli yanıt gelişmektedir. Fakat yaşa bağlı olarak değişiklikler, düşmeler gözlenebilir. 40 yaşından sonra hastaların yaklaşık %90'ında antikor yanıtı oluşurken 60 yaş üzerinde %75 bağışıklık oluşmaktadır. Aşıya yanıt vermeyenlerde yaklaşım. 3 doz aşı yapıldıktan sonra anti-HBS yanıtı gelişmeyen kişilere 3 dozluk hepatit B aşı serisi tekrarlanır. Son dozdan 2 ay sonra antikora bakılır. 2 kür aşı yapılmasına rağmen cevap vermeyen %5'lik gruba hepatit B virüs enfeksiyonları ile ilgili bilgilendirme yapılır ve olası temasta HBIG ile koruyuculuk sağlanır. Aşının kesin yapılmaması gereken durum var mıdır? Ekmek hamuru mayasına karşı gelişen çok şiddetli alerjik reaksiyon varlığında aşı uygulanmamalıdır.